Merhaba Şarpı Blok okuyucuları ve izleyicileri. Bugün Salt Galata'da Arşiv Rüyası sergisinin yaratıcısı Refik Anadolu'yla birlikteyiz. Arşiv Rüyası sergisi Salt Galata bünyesindeki 1 milyon 700 bin dijital kitabın bir nöral network ile işlenmesi ve bu sürecin bir enstalasyona dönüşmesinden oluşuyor. Kendisine tasarıma ve bu çalışma özeline sorularımız olacak. Hemen başlayalım. Merhaba Refik Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Çok iyiyim. Çok iyiyim. Açıldıktan sonra daha da iyiyim serginin. Nasıl gidiyor süreç? Yoğun mu? Bayağı iyi. Dün çok başladı. İnsan çoktan girmiş. Hatta araştırma bile başlayan insanlar olmuş. Halbuki bir sanat eseri. Ama insanlar gerçek sanmaya doğru yaklaşıyorlar. Tamamdır. O zaman sorularımı terletmeye başlıyorum. İlk sorum şu olacak. Önceki çalışmalarınızda fizikselle dijitalin kesiştiğini görüyoruz. Mekansal deneyimler tasarlarken öncelikleriniz neler oluyor? Birinci sorum. Hemen ek bir soru olarak da arşiv dünyasında da gelen ziyaretçiyi öncelikli olarak deneyimletmek istediğiniz nedir? Neyi amaçlıyorsunuz? Bu projede daha önceki üzere benzeyen birkaç benzer nokta var. Mesela mimari olarak tasarladığımız, yani ön yargıda çok rahatsız oluyorum. Mesela mimari bir mekana baktığımızda, bir kütüphane nasıl olmalı diye başladığımız araştırmada belli raflara ihtiyacımız var. Eğer bu kütüphane dijitalse arama motoruna ihtiyacımız var. O kelimeyi yazmamız lazım. Bir şey bulmaya, işte bütün böyle bu ilk akla gelen şeylerden nasıl sıyrılabiliriz? Yani bu unbiased, aklımıza ilk gelen şeyleri bir değiştirebilsek, o perspektifi shift edebilir miyiz diye hep düşünmeye çalışıyorum hayatta. Bundan sonra bu mekanları uyguladığımız zaman çıkan projeler, ama genelde muhakkak teknolojinin içinde olduğu, insan olarak başımıza geleceklerin ürettiği yeni mekanlara dair hayaller kurmaya çalışıyorum. Onların içinde geziyoruz genelde. Şahane bir açıklama oldu. Peki bu arşiv rüyası özelinde hangi araçları kullandınız? Hem tasarım noktasında hem yazılım noktasında biraz bahsedeyim misin? Yani hakikaten burada değmediğimiz bir alan kalmadı. Mesela posteri tasarlamam gerekti, teaser'ı yapmam gerekti, yazılan kodu uygulamam gereken uygulamalar da oldu, arayüz tasarlamak da gerekti, aşağıdaki dört kanallı projeksiyonun lensinin belirlenmesi, mekanın çizimi, kullanılacak materyal ve boyanın rengine kadar karar vermem gerekti. Yani bir nevi bir gerçeklik yaratılıyor ve içindeki her şeye hakim olmak gerekiyor. Anladım. Arayüzün tasarımında herhangi bir zorlukla karşılaştın mı yoksa yani belli programlarla? Ya en keyifli kısım projede Google çok değerli bir ortaklık paylaştı. Google Maps'in şu anda aplikasyonu tasarlayan UX designer'la beraber böyle bir kütüphanenin muhtemel arayüzünü tasarlama şansı buldum. Yani bu çok lüks bir deneyim ama şu anda onu deneyimliyoruz hala. İnsanlar nasıl anlıyor mu onu? Güzel, keyifli yani. Sevdim testing sürecinizde. Peki yapay zeka ile çalışırken yani fikrin geldiği noktayla sonda çıkan iş arasında seni şaşırtan ne oldu? İnanılmaz şeyler oldu çünkü en nihayetinde bir kere herkesin bir ön yargısı var yapay zeka ile. Bu siyah bir kutu, black box için ne olduğunu bilmiyoruz gibi ön yargılarla başlanan bir hikayeydi. İlk başta Vasıf Kortum ve ekibi bir kere mükemmel bir iş yapmışlar. 9 yıl boyunca ellerindeki tüm evrakları maksimum girilecek verilerle 47 kolona dair bilgilerle doldurmuşlar. Yani Vahdettin Paşa'yı görüyorsanız sadece onu görmüyorsunuz. O fotoğraftaki bulunduğu yeri, gitme sebebini, elindeki, üstündeki kıyafeti, giydi. Yani bunlar mükemmel veriler zaten. Bir yapay zekanın düşünebilmesi ve bir hareket edebilmesi için gereken şey metaveri. Elimizde zaten vardı. Ya proje hakikaten İstanbul'dan Los Angeles'a gelen 2 terabaytlık hard diskle başladı. Öyle diyebilirim yani. Anladım. Hemen bir devam sorusuyla ortamı şenlendireceğim. Küçük bir sorun yaşadık. Şöyle bir soru sorayım, biraz da speküle edeyim ortamı. Yapay zeka yani adeta koşuyor son 10 yılda. Duygu ve tepki tespiti yapabilen algoritmaları da her geçen gün rastlamaya devam ediyoruz. Günü geldiğinde kreatif işler üreten insanlar yapay zekadan korkar hale gelecek mi? İşte en büyük sorulardan bir tanesi bu da şu an çalıştığım grup yani Google'ın sanatçılar ve makine zekası ekibinin sorularından da bir tanesi zaten. Yani bunun cevabını ararken de ben ve benim gibi daha birçok sanatçıya benzer uygulamalarla, zorluklarla, sorularla baş başa bırakıyorlar. Gördüğüm kadarıyla hala makine zekası kendi başına herhangi bir karar verebilecek ve kreatif anlamda bizle iletişim kurabilecek hale değil. Çok yakın zamanda gelmesi mümkün değil. Ama tabii biz yani insan olarak düşünmeyi, hayal etmeyi sevdiğimiz için optimist, pesimist artık nereden bakıyorsak dünyaya bir şekilde bunu hep şekillendirmeyi seviyoruz. Hayal kurmayı seviyoruz çünkü. Aynen öyle. Bu yüzden de aslında sergideki ilk sekans bir hayal, bir düş. Yani girdiğiniz kütüphanenin aslında o evrakları oraya ait değil. Tamamen yapay zekanın o ürettiği alternatif bir gerçeklikte girdiğiniz bir kütüphanenin evraklarına bakarak başlıyorsunuz hikayeye. O yüzden de böyle bir tarzdan aslında başlatmaya karar vermiştim. Anladım. Peki TSNI algoritması var işin içinde. Aynı zamanda ImageNet var. İkisi de açık kaynak kodlu devasa projeler.
Bir yandan da yapay zeka gündeme geldiğinden beri özellikle son birkaç yıldır Elon Musk, Bill Gates gibi insanlar denetlenmesi ve belli standartlara oturması konusunda çok ısrarcı. Sen nerede duruyorsun noktada? Denetlenmeli mi tamamen yoksa olabildiğine bağımsız ve evrensel kalmalı? Muhakkak denetlenmeli kısmına biraz katılıyorum ama bir yandan da denetleme işin içine girdiği zaman düşünme, sorgulama ve merak uyandırma kısmında hep sıkıntılara dair oldu. Dünyada yani bu sadece yapay zeka konusu değil, ülkeyi yönetmek, işte bu karar verirken, araba alırken, yazı yazarken de hep bir sıkıntıyı başarıyoruz. Mikrodan yani. Makroya. Yani denetleme hikayeyi kendi içinde kimin denetledi, nasıl denetledi, objektif, subjektif birçok soruya yerini getiriyor. Benim gördüğüm kadarıyla GitHub gibi açık kaynak, mesela bu projede kullanılan her kod açık kaynak. Hiçbir şey Google'a ait falan değil. 2015 yılındaki derin düş projesinde paylaştıkları kodun aynısını aldık. Başka bir Pix2Pix isimli bir algoritmayla birleştirdik. Ya da işte bu hayal düş kurma 5 dakika 10 saniyelik bir rüya gördü bu algoritma sayesinde. O da Pix2Pix isimli DC Genesis'in iki tane şu an hazır bir halde indirilebilip kullanılabilen iki algoritmayı çakıştırmasıyla ortaya çıktı. Yani tabii ki kompleks yazılım, kompleks bir yazılım deneyimi bekleyen projeler. Hiçbiri böyle indirdim yarın başlıyorum gibi değil ama mesela perplex diye bir kavram var TS'ini kullanırken. Bu işin bulanıklık değeri. Yani hakikaten diyebiliyorsun ki yapay zeka, sen bu evrakları okurken biraz dikkat et, biraz sağa bak, televizyona. Yani hakikaten çok benzer şeyler yaşatabiliyoruz yani yapay zekaya. Ya bir şey de denedik yani. Dikkati dağınık bir yapay zeka, dikkati çok fokuslu yapay zeka arasındaki şeylere, o ekstrem noktalara bakabildik. Aşağıda dikkati çok yüksek bir yapay zekanın oluşturduğu bir kütüphane içindeyiz. Onu söyleyebilirim. Anladım, şahaneymiş. Bir soru da sensör ve tracking teknolojisinden gelsin. Yani eskiden görünmeyeni görmeye neredeyse alışmak üzereyiz. Son 10 yılda rüzgar, ses, ışık, daha önce hiç takip edemediğimiz patternları bir anda visualize edebiliyoruz. Tracking teknolojisinin gelişmesi bu hızla devam ederse yarınlarda yeni tasarım formları ortaya çıkabilir mi? Kesinlikle. Hatta bunların en önemli ve en bence devrimsel nitelik taşıyanı VR. Yani zahiri gerçeklik. Tabii ki bu şeyi atlamadık yani. 21. yüzyılda bir kütüphaneye gireceksek kuvvetle muhtemel fiziksel bir yapı olmayacaktı diye düşündük. O yüzden çok basit bir şekilde Unreal Engine ile HTC Vive'da ya da HTC Google olan ikisi de çok mantıklı bir yerde olduğu için bizi çok hemen hızlı bir şekilde, ben kısa olarak 2 yıl zaten ilgileniyorum VR'da ama bu kadar büyük destek aldığım bir seviyede ilgilenmemişti. Mesela şu an hakikaten bütün imajların içinde gezebildiğiniz bir bulut var. 1.7 milyonluk bir veri bulutu içerisinde uçabiliyorsunuz. Ve şu HTC Vive'ın trackerları, yani kullandığınız kontrolörler şu anda çok muazzam şekilde bir belgeye uzanıp tutup çekip alabildiğiniz, cebinize koyabildiğiniz, print alabildiğiniz bir halde. Belki de şu raf deneyimini tamamen yıkıp geçtiği bir alışılması muhtemel bir gerçekte tasarlayabildiğimizi gördük. O da ikinci opsiyonu projenin. Şahaneymiş. Burada küçük de bir spoiler almış olduk. Herkese tavsiye ediyoruz. Devam sorum biraz daha kariyerinizden gelsin. Müşterilerin tasarıma dair isteklerini karşılamaya çalışırken nasıl bir yaklaşımınız var? Müşteriler her zaman haklı mıdır? Yoksa Henry Ford'un dediği gibi onlara zamanında sorsaydım daha hızlı atlar isterlerdi, araba istemezlerdi gibi bakışınız mı var? Ya bu müşteri kelimesi hayatımda artık kolektöre ya da komisyonere, yani salt gibi insanlarla yer değiştirdi. Antilop projesi hala devam ediyor fakat danışman seviyesindeyim. Artık ticari iş üretmiyorum. Bilinçli olarak sadece sanat projesi üretmeye karar verdim. Son 3 yıldır da bunun üzerine pratikler geliştirdim. Bu projedeki mesela müşterimiz ya da komisyonerimiz salt projesinin sahibi kişiler, vasf, koordinatör, öner ve değerli insanlar. Bu kişilerle istek alışveriş kısmında genelde sanat pratiklerinde soruyu soran insanın sorduğu sorunun kalitesi çıkan işe yansıyor. Ve dolayısıyla burada çok kaliteli sorular sorulduğu zaman sanatçılar da çok kaliteli cevaplar vermek zorunda hissediyor kendini. Buradaki ilişki umarım belki ticari anlamda da o müşteri dediğimiz insanların akıllarındaki soruları daha geliştirebilir. Daha zeki sorularla belki daha zeki çıkılar alabilirler diye tahmin ediyorum. Gayet güzel bir açıklamaydı. Medya eğitimi aldıktan sonra yol ne zaman teknolojiyle kesişti? Ya da yani tamamen kişisel merak mıydı? Nasıl bu yola bir anda girdin? Bir anda mimariyi, teknoloji ve sanatı bulunduran kesişimde yer aldın? Annemin anılarına göre 9 yaşındayken Blade Runner'ı izlemişim. Oradan bahsediyor. İşte uçan bir araba, medya cephesi, Asyalı bir yüz, Los Angeles'ın 2019'daki hali, depiction'ı. Ve şok olmuş bir refik. Öyle diyorlar ama kişisel olarak hep ilgilenmiştim yani. Çok bugüne dair, geçmişe dair çok fazla ilgim yok genelde. Yani gelecek bir proje gibi hissediyorum. Yani Futures the Project dediğimiz zaman acayip bir dünya açılıyor. Onun içinde gezmeyi, düşünmeyi hep anladığım kadarıyla hep kendi bilimleri hep seviyordum. Projelerin çıkış noktası ne oluyor peki? Yani son projenden önceki Boston Wind projesine denk geldik. Onu takip ettik, Şerpa'da çok beğendik.
Orada seni tetikleyen, seni tasarıma iten ne oluyor çünkü? Resim. Bayağı resim. Resime çok takık bir haldeydim. Bu kadar dijital bir dünyada bir ressamın dokunabildiği, fonksiyonellerini hissedebildiği pigmentleri eğer ışıkla LED'le değiştirdiğimiz zaman yani çok bir şey kaybediyorduk bir yandan ama onu kazandıracak belki daha başka kavramlar olabilirdi. Mesela Monet ressam olarak atmosferden ilgilenmiş, göremediğimiz bir atmosferin varlığını resmetmeye çalışmış bir ressam. Peki aynı şekilde göremediğimiz bir rüzgar veri tarafından analiz edilseydi ne gösterebilirdi diye sorusunu ben de çok sormaya çalıştım. Onun böyle çıktıları aslında yani şiirsel ekip hep hayal etmeye çalıştığım hikaye. Yoksa görülemeyeni görülmüş kılmak sadece yetmediğini de fark ettim. Onu nasıl gördüğümüzü hayal etmek çok ilgilenmeye başladım son dönemde. O da o projeden biri. Anladım. Peki yapay zekayla çalışırken korktuğun da oluyor mu kapasitesinden yoksa her zaman kontrol elinde hissettin mi bu süreç boyunca? Ya bu projede zaten kontrol çok elinde hissettim ama hani bu çok kontrollü bir projeydi. Yani 300'e yakın yapay zeka uzmanında aynı hani 3 hafta yaşayıp oturup kalkmak büyük bir özgüven verdi tabii ki. Belki evde GitHub'ın karşısında yalnız hissetseydim böyle olmayacaktı. Ama o insanlarla sorulan sorular, yenen yemekler ve oradaki tartışmalar ve ucu açık soruların ne kadar ufuk açıcı olduğunu söyleyebilirim. Yani bu işe kafa patlayan insanlar bu evil company dünyasında falan yaşamıyorlar. İnsanlar çok optimistler. Pesimistlik tamamen bizim yansıttığımız bir şey bu projeye. Tıpkı o hani Twitter botu vardı ya Microsoft'un aynen geliştirdiği öyle. Bir anda ırkçı oldu. Neden? Çünkü insanlar Reddit forumundaki zorlanınca teenage insanlar bastılar ve bunu ırkçı yaptılar. Yani yoksa yapay zeka durduk yere ben ırkçı olmalıyım diye başlamıyor hikaye. Ya da aynı şekilde yapay zeka bizleri kötü bir yere götürmesi için başladığını sanmıyorum. Bizim sorduğumuz sorulara cevapları veren bir araç olarak düşünmeye çalışıyorum. Öyle bırakmak faydalı olacak herhalde. Ama çok optimistim yani. Benim anladım. Gördüğüm dünya çok daha olumlu yani. Peki yarınlarda Refik Anadolu'nun işlerinin içinde her zaman teknoloji belki yapay zeka özelinde yapay zekada olacak? Mümkün olduğunca. Yani bu aldığım keyif, keyiften kastım yani tamamen meraklı bir keyiften bahsediyorum. Muazzam bir şeymiş yani. Ufuk açtığı noktaları buralara gidebileceği yerleri yani hakikaten şu soruyu sormanın başka bir alternatifi yok yani alternatif bir gelecekte 2040'da girdiğimiz bir kütüphane ya hakikaten bu belgeleri üretebilseydi ya okuduğumuz belgeler tamamıyla yapay zekanın ürettiği bir gerçeklikte araştırsaydım ve çıktığında ona inansaydım tamamen paralel bir arasında nasıl bir fark olacaktı? Aynen öyle. Yani buna çok yakın belgeler var aşağıda. Hiçbir uydurma değil yani. Bu çok büyüleyici bir şey. Yani, anlatırken hevesli insana geçiyor o şahane. Senin adına çok sevindim. Bizler adına da izleyici olarak da hevesliyim. Teşekkür ediyoruz cevapların için. Cevapların birçok soruya ön ayak oldu. Harika bir söyleşi oldu. Arşiv Dünyası 11 Haziran'a kadar Salt Galata'da hepinizin buraya gelip takip etmesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrar Refik Anadolu'ya. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.